Evet. Arkadaşlar selamlar. Öyle bir hostelde kalıyorum ki abi önüm arkam fön fulum hem çok merkezi hem de çok temiz bayağı sosyal bir hostelde kalıyorum. Oranın videosunu size çekeceğim. Hostelin arka tarafında böyle bir olay olduğunu 3. günüm bugün benim yeni fark ettim. 3. günümde fark ettim. Sonra dedim ki lan bir bu yolu yürüyeyim dedim. Bir de artık nasıl olsa yemek işini çözdüğüme göre buralarda bir şeyler yiyeceğim ama kendime de biraz kırdım. Abi 35 saniye yemeği nasıl çiğnediğimi gösterdiğim 40 dakikalık bir video yapmışım. Vedat Milor müsün sen arkadaşım dedim kendime. Şimdi yine bir şeyler yiyeceğim. Onu da size yine göstermek istedim. Abi bilmiyorum ne yiyeceğim bu arada ya da ne bulacağım. Öyle yürüyorum burada ara sokakta ama burada güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çok da güzel bir sokağa benziyor böyle. Burası bir mekan, bir restoran, lounge ve içeride böyle bir şey var abi. Bu nedir ya? Bu Çinli arkadaşın bahsettiği vardı ya tofu. Onu koydu içine. Biraz oradan ne bu? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. If it onion, onion. Sweet. Sweet. Sweet bir şeymiş bilmiyorum ne olduğunu bilirim. Görürüz ya ama çok tehlikeli bir şey değil zaten ya. Az kalmadık zaten. Şöyle bir olay geldi. Çubuklarla yiyeceğiz yine. Bakalım ya ben bunun lezzetli olduğunu düşünüyorum. Güzel görünüyor. Abi gayet güzel. Tofuyu böyle yumurtalı erimiş bir şekilde yemek daha lezzetliymiş. Aman bu kim? Tamam. Hayır, baba. Tamam. Ne oldu? Niye kırdın bana? He? Kanki özür dilerim. Tamam. Tamam, barıştık mı? He? Barıştık mı? Tamam. Şimdi sevdirmek istiyor kendini. Hadi bakalım. Tamam. Koş. Tamam. O şekilde ya. Aa burada bir şey varmış bakın. Temple. Neydi Türkçesi ya? Temple. Burada bir Budist tapınağı varmış. Öyle de şöyle. Free. But I have short. Nope. Okay. Where you from? I'm from Turkey. Oh, welcome to Thailand. Thank you. Yeah, Istanbul. Thank you. Short'ta girebileceğimi falan çok güzel bir karşılama değil miydi? Vay. Ayakkabılarınızı çıkartın. Hiç çıkartmayacağım. Size kısaca atmosferini gösterip gitmek istedim burada. Ama güzel. Ezan. De canım. Abi burası inanılmaz içerisi. Nasıl oluyor ya? Bir saniye ya. Çıkarttım ayakkabımı vallahi hızlıca. Böyle gidiş yasakmış. Bakın orada kraliyetten gelen yardımları bekleyen sivil halk. Şöyle de çekeyim size. Bu durumu eleştiriyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim. Hiç de çekinmeyeceğim bunu yaparken. Çünkü gerçekten altın kaplama Budist tapınaklarının olduğu ülkede bu tarz görüntüler insanı üzüyor açıkçası. Şu duruma baksanıza. Burası Tayland'ın arka sokakları işte. Khaosan Road'un dışında olan görüntü. Ve gerçekten ayıp. Ayıp yani. Söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten üzücü. Yani bu bir çeşit kontrol yöntemi arkadaşlar. Farkında mısınız? Monarşiyi ayakta tutabilmek adına yapılan bir kontrol yöntemi gibi hissediyorum yani.
Çelil yavşak. Terbiyesiz. Ne yaptın buraya? He? Oğlum deli misin sen? O sokaktan gelince şöyle yine King and Queen. Ve şurada bakın. Queen'in de çok fotoğrafları var ha. Farkında mısınız? Bakın bu yol bu şekilde 2 kilometre gidiyor. Kovan Road buradan 1 kilometre uzaklıkta ve bu yol bu şekilde devam ediyor. Ve her 50 metrede bir kral ve kraliçenin fotoğrafını görüyorsunuz bu şekilde. Şöyle zoom yapacağım, umarım anlaşılır. Her 50 metrede bir bu şekilde kral ve kraliçeyi görüyorsunuz bu yolda. Şimdi şuraya gidiyorum. Burada da ilginç, çok güzel bir görüntü var. Bakalım neyle karşılaşacağız. Taylandlı kedi. Gözleri görüyor musunuz? Zaf çekik. Sen Taylandlı mısın? He? Tayı. Kedi Türk abi. Zaten bütün kediler önce kediler Türk doğar değil mi? Bakalım nasılmış içeride ortam. Aa. O ilk gittiğim yer. İlk gittiğim yer. Bayağı Nirvana filmmiş yani bu olayı. Şimdi girince daha iyi anlıyorum. Bir de powerbank almadan gittim. Neyse güzel şeyler çekmiştik. Bakın buradan aynı bizim camilerdeki gibi ses geliyor ya. Yüksek ihtimal içeride bir muhabbet dönüyor ama önce şu açıyı göstermek istedim. Nasıl abi? Çok iyi. Çok iyi biliyorum. Girelim bakalım. Şöyle. Hatta bir kapı şu an mı yok ya? Kimse yok zaten. Hani bu şey gibi düşünün. İçin dinamosu anladın mı? Çok zaten insan olmuyor. Takılıyorlar. Bize çok şaşırtıcı geliyor. Yoksa bildiğin nedir abi ya?